Adana mutfağından ekşili kabak, 1 kilo bal kabağı, 500 gram kuzu kuşbaşı, 2 su bardağı haşlanmış nohut, 1 su bardağı haşlanmış mercimek, 1 adet kuru soğan, 5 diş sarımsak, 1 adet limon, 1 yemek kaşığı biber, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı tuz. Evet. Düdüklü demek ki etimizi çıkartacağız içerisinden, şöyle süzeceğiz. Çevirle direkt alacağız. Şimdi bu bir tencere yemeği. Evet. Ben tencere yemeklerini çok seviyorum. Ya yani bence hani ev yemeği dediğimiz şey bu işte. Evet. Dışarıda yemeği o yüzden sevmiyorum. İlla ki böyle suyu olacak, tencere yemeği olacak ve bana göre dünyanın en kolay şeyi tencere yemeği. Bir de kış olduğu için tabii bakliyatlar işin içine girdiği zaman daha da çok besleyici oluyor. Ben tam nohut, bir kış yemeği. Ben de nohut çok kullanırım. Evet. Önce soğanı mı arkasından atacağız? Biraz yağ koyacağız, sıvı yağ. Tamam. O kavrulurken hemen soğanı yetiştireceğiz. Evet. Tamam. Ben de kabaklarını doğrayayım mı? Evet, çok memnun olurum. Küp küp doğrayacağız. Bu bildiğimiz tatlı yaptığımız kabak. Evet. Hayatta en sevdiğim tatlılardan bir tanesi. Bunun yemeği de çok güzel oluyor. Nasıl doğrayalım? Böyle büyük büyük mü yoksa küçük? O gayet güzel. Bu, böleyim mi bunu? Evet. Şöyle yani. Evet. Şimdi burada yavaş yavaş ben soğanlarımızı ekliyorum. Biraz kavurduktan sonra salçasını ekleyeceğiz. Biraz biber salçası, biraz da domates salçası. Şurayı çıkardım ben, karışık Aa, var. Evet, çok güzel. Benim için uygundur. Şimdi ben domates salçasıyla biber salçası koyuyorum. Karışık burada var. Gördüğüm kadarıyla bir miktar salçamızdan koyuyorum. Evet. Bir kilo bal kabağımız var. Tatlı yaptığımız kabak evet. var. Arkadan o girecek. Arkasından nohutumuzu. Şöyle haşlanmış halde, az haşlanmış halde bir bardak nohut. Bence bir bardak daha koyalım. Evet. İki bardak nohut koyalım. Ben çok seviyorum nohutu yemekte. Evet. 2 bardak nohut. 1 bardak da mercimek koyalım. Terli. 1 bardak mercimek. Hı. Ve etin suyunu süzerek koyacağız. Evet. Aynen. Evet, şimdi koyuyoruz. Şöyle tutarsan tamam. Ben senin için süzeyim. Evet. Ama şey bir böyle dolu dolu bir yemek oldu. Çok enteresan. Biraz da su istersin sanırım. Evet. Tamam. Hayır, az su olacak piştiği zaman. Yeterli. Tamam. Şöyle 3 bardak kadar et suyumuz. Evet. 1 bardak da kıvamına bakın. Yani yemeğin üstüne çıkacak kadar da 1 bardak soğuk su koyduk. Bayıldım kabakların tuzunu, rengine. Tuzunu ayarlayalım. Şu kemah dağı tuzumu koyayım mı? Koy. Böyle. Evet, çok güzel. Kapamaya yakın ne kadar sarımsak? Yaklaşık 4 diş. Büyük büyük koyayım. Evet büyük. 4-5 diş de koyabilirsin. Koyayım. Güzel olur, çok ha? Güzel olur. Biraz evet. Da tuz atalım. Tuz evet, kaymasın. Bağlasın. Şöyle. Limonunu sıkayım. Kapamaya yakın 5 diş sarımsak ve 1 limonu böyle karıştıracağız sos gibi üstüne dökeceğiz. Daha üzerine de nane koyacağız. Şöyle bir sos yanı başımızda dursun. Şimdi yemeğimizin pişmesini bekleyeceğiz. Evet. 1 limonun suyu 4-5 diş sarımsağını böyle iri iri dövülmüş sarımsağını üstüne bırakıyoruz. Evet. Nanemizi unutmayalım. Şöyle. Olur mu? Şimdi mi? Nane. Evet. Nanesini de koyalım.
Dolu dolu bir yemek kaşığı. Evet. Ha? Evet. Tamam. Çok da karıştırmayayım değil mi? Karıştırma bence. Hiç altını kapat diyebilirim. Altını da kapatıyorum. Tamam. Ekşili kabağımız var.